Çocuklar beni sesimden tanır. Ben Vilma Çakmaktaş. Fred'in bu çılgın fikirlerinden bir tanesi gerçekten de işe yaradı. Limonla zeytindeki çıt çıt. Pokemon'daki Jesse. Takı tasarlamaya karar verdim. Şeyman'ın yaptıkları çocukların sürekli aptallık etmekte ısrar etmesi kadar normal. Büyüklerse hayran olduğu filmlerden. Uma Thurman, Sandra Bullock, Michelle Pfeiffer, Kim Basinger. Daha pek çok ismi benim sesimden izlediniz yıllarca. Hakkınızda çok şey duydum. Teşekkür ederim. Bunları tutmalı mıyım, dönmeli miyim bilmiyorum. Yeni bir aile istemiyorum, başka bir aile de istemiyorum. Hepsi bu kadar. İşte o ses benim. Ben Müge Oruç Kaptan. Dublaj benim için bir aşktı. Dublaj hayranıydım. O sesleri dinlemeyi çok seviyordum ama hiç aklıma gelmemişti. Yani ileride ben de gideceğim bir gün ve o sektörde olacağım. O yaşlarda düşünemiyorsunuz bunu ama öyle büyük bir aşk, öyle büyük bir çekimdi ki. Çok seviyorum, hala çok seviyorum. Bak aşağı yukarı bir 28 yıl falan oldu. 27-28 yıl. Dublaj yapmak çok özel bir iştir. Dublaj yaparken bir elimizde tekst ve kulaklık kulağımızda ses duyuyoruz. O sesi, o sesin başladığı ve bittiği yere kadar konuşacağız. Sonra duygumuzu vereceğiz. Sonra gözlerimizle hem karşıya bakıyoruz ekrana hem elimizdeki tekste bakıyoruz. Beynimizi birkaç parçaya bölüyoruz ve bütün bunları yaparken sessiz olmak durumundayız. Öncelikle otum var mı? Bütün gün çalışabilirim. Güçlüyümdür. Lütfen benimle evlenerek mutluluk bahşeder misin? O kadın daha iyisini hak ediyordu. Ses bir enstrümandır. Sahip olduğunuz bedava ve size ait bir enstrüman. O halde o sese her notada kullanabilirsiniz. Yeter ki bunu nasıl yapacağınızı bilin. TRT sınavlarını kazandım önce ben, spiker sınavlarını 1986 yılında. 87'de göreve başladık ve dediler ki bana aşağıda dublaj stüdyosu var. Dedim ki ben dublaj yapmak istiyorum. Bana baktılar ve dediler ki spikerden dublaj sanatçısı olmaz, şöyle hiç unutma. Çok kırıldım, çok üzüldüm ve çok of dedim ya, bütün hani yelkenlerini suya iner ya, işte öyle. Öyle çıktım odaya. Bir hafta sonra sevgili Tamer Durukan buradan inşallah seyreder ve buradan sevgilerimi gönderiyorum. O yıllarda çok sevgili spiker arkadaşlarımızdan biriydi. Bir gün dedik ona, Müge seni dublajdan arıyorlar. Bir film varmış, konuşacaksın. Ha, merdivenleri uçarak indim ve bana kocaman bir tekstin ortasından bir yere açtılar. Dediler ki rolünüz burada, çok kibar. İçeriden bir ses geldi. Önce bir görsün diye. Sarhoş bir kadın barda. Ay canım işte, hadi buluşalım gidelim mi falan yapıyor. Kaldım böyle bir. Çünkü ben bekliyorum ki böyle. Ay şimdi o zaman 24 yaşındayım. O çok güzel rollerden birini konuşacakmışım gibi hissediyorum. Hayallerim hep öyle. Ve böyle bir rol, 3-5 replik var. Sonra utandım. Bir. Niye utandım? Nasıl yapacağım ben bunu? Sonra kırıldım. Ben dedim bunun için mi çağırdılar beni? Yani bu kadar büyük bir aşk duyuyorum ben. Şu hale bak. Yani böyle bir rol olmasına çok kırıldım. Bugün diyorum ki evet, doğrusu buymuş. Çünkü cici kızı herkes konuşur. Merhaba, teşekkür ederim. Hay hay falan. Sen bakayım onu yap kolaysa. O oyunculuk tarafını görmek istiyorlar tabii. Onu bugün anlıyorum. Frank, sadece bir dakika verebilir misin bana? Sadece bir dakika. Şu anda hissettiğim en güçlü duygu pişman. Bırak o köpeği. Hadi tamam. Oh, yakaladım.
Sonra özellerde başladım ve ilk konuştuğum rol zenci bir hizmetçiydi. Uzun soluklu bir roldü. Onu da çok severek konuştum. O kadını hiç unutmam. Ben seslendirdiğim karakterlerle bütünleşiyorum. O oluyorum. Oyunculuk da böyledir. Onun gibi. Artık bir başka kadınsınız. Bir seslendirmede ona hayat veriyoruz duygularımızla. Seslendirme sadece sese konuşmak değildir. Aynı zamanda duyguya konuşmaktır zaten. Evet'i bin türlü söylersiniz değil mi? Evet'in olumsuz da var. Evet. Benden ayrılacak mısın? Evet. İşte buyurun. Hani hayır mı diyeceğim? Hayırdır değil mi? Olumsuz. Ama buyurun evet olumsuza söyledim. Şimdi burada ben bir bakışa konuşuyorum. O bakışta eğer şuysa evettir. Ama şuysa evet budur. Baylar. Tanaka'nın aklında bir şey var. Fikrini söylemek onun hakkıdır. Şimdi ona izin verelim de konuşsun. Pişmanlık. Çünkü bugüne kadar tanıdığım en büyük savaşçı tanrısına senin gibi lanet olası, işe yaramaz, berbat bir pisliğin elinde kavuştu. Almanya'daydım ve markette bir şeyler seçiyorum raflardan. Birdenbire omuzlarımdan biri tuttu, sen diye çevirdi beni, bir kadın, Türk. Başı eşarplı bir hanımefendiydi. İzliyorsa hatırlayacaktır bundan 15 sene önce falan Stuttgart'ta. Sen dedi, sen o ses sesinden tanıdım dedi. Mükemmel bir şey. Hala oluyor. Yani insanlar arkaları dönükken veya hani bize baktığında evet tabii ben ekranlarda da varım, programlar, diziler vesaire. Ama sesimin tınısından bazen bana bakıp da böyle geçecekken, hani şöyle bir silip geçecekken görüntümü, sesimi duyduğu anda tekrar dönüp, ay evet bu ses ve siz dedikleri zaman oturuyor. Müthiş bir şey ya, bu beni çok mutlu ediyor biliyor musun? Bazen konuştuğum kadınları da beni benzetirler. Mesela Kim Basinger'a benzetirler. Elbette farklılıklarımız var ama sarışın olduğum zaman. Böyle bir benzetme yaşıyorum. Olabiliyor demek ki. Tabii bu seslendirme yapmak için sanatçıya benzemeniz gerekmiyor. Öyle bir şey yok elbette. Benim adım Jessica. Jessica Martin. Ben kaçırıldım. Evim Brentwood'da. Bu sabah 5 kişi evime girdi ve hizmetçimi öldürdüler. Birkaç filmde Sandra Bullock seslendirdim. Michelle Pfeiffer zaman zaman konuştuğum bir sanatçıdır. Andrew. Evet Margaret. Tatlı Andrew. Seni dinliyorum hayat. Lütfen benimle evlenerek mutluluk bahşeder misin? Tamam, içindeki küçük olaycılığı fark ettim ama evlenirim. İyi. Havaalanında görüşürüz. Güzel. Laura denizde kayboldu. David 5 yaşındayken. Ve o da annesinin ölümünü kabullenmekte çok zorlandı. Sevgili dublaj sanatçısı arkadaşım, ayrıca Nicolas Cage'in de sesi Uğur Taşdemir. O da Soğuk Dağ filminde bana bir rol verdi. Ben Nicole Kidman'ı konuşacağımı zannettim. Çünkü başka bir stüdyoda Nicole Kidman'ın konuşuyorum filmlerde. Ancak yanındaki oyuncu. Bunların hepsi erkeklerin saçmalığı. Bu savaşa ülkenin üstünde kara bulutlar diyorlar. Ama havayı onlar bozdu. Sonra yağmurda kalınca lanet olsun yağmur yağıyor diyorlar. Onu konuşacağım söylediler. Ölünün sesini de bilirsin, hatırlarsın. Böyle bir sestir. Ve ilk orada işte o. Erkek çocuğa yakın ses o zaten. Dikkat et bak. Erkek çocuğu da çünkü biz böyle konuşuruz. Hey, atsana topu hadi. Hey, evet, gol, yaşasın. Anne, lütfen. Ren'in sesi biraz daha karakteristik bir kadın sesi tabii. Çıktıktan sonra Uğur'a dedim ki, Uğur dedim, nasıl anladın? Dedi, işte biz boşuna burada değiliz. Durumunu biliyorum.
Durumumu mu? Sağır gibi mi görünüyorum? Çünkü her şeyi tekrar edip duruyorsun. Para aramıyorum. Hiç umurumda olmadı ama karşılıksız da çalışmam. Kalacak yer ve yemek isterim. Seninle aynı masada. Vilma. Vilma Çakmaktaş. Sonra Jetgiller'de anne. O karakteri konuştum. Birçok çizgi film karakterini de seslendirdim. Ah, olamaz. Barney ve Betty geldi. Bizim birlikte Amanda Bağışı Karnavalı'na gitmemiz gerekiyordu ve ben burada. Üzerimde bikinimle dolaşıyorum. Bir aile boyu pizza geliyor şimdi. Bir bakayım. İşte kartı burada. Uçan sosisli pizza. Babişko, tuzlar çözüldü diyorsam çözülmüşlerdir. Hem ayrıca yemeği de ben yapıyorum. Biraz geriye gider misin lütfen? Bu arada Liv Taylor'ın da sesiyim. Nasıl öyle oldu? Şimdi bunu neden söylüyorum? Evet, diğerlerini konuşuyorum burada. Sevgili arkadaşlarımız bu konuda seçim yapıyor ve karar veriyorlar. Ancak Amerika'da yapılan seçim buradaki sinema filmlerinde konuşmak üzere bizler yönetmenlerimiz tarafından seçildiğimizde bir sanatçı için belki 50 kişi ses alıp gönderiyorlar. Tek bir sanatçı için. Amerika hiç bakmaz kimsiniz nesiniz. Orada sadece sesin o sanatçıya yakınlığı, uygunluğuna bakarlar. Liv Taylor'a en çok benzeyen, tınılarına en çok benzeyen ses olarak seçildim. Fakat şöyle bir şey var. İşte o sesimi kullanabilme yeteneği de çok önemli. Onun nefesli hali, konuştuğu yerlerdeki. Bakın bir anda farklılaşabiliyor. Çünkü tonu doğru kullanmak çok önemli. Tonlama. Tonlama dediğimiz şey sesin inişi ve çıkışıdır. Yani bazen ne dersiniz? Sesin tonuna dikkat et, tona dikkat et. Çok yükseldiği zaman. Etkili ve güzel konuşmak ve karşımızdakileri etkilemek nasıl olur? Büyülemek hatta. O da nefesi kullanarak, tonlamaya dikkat ederek, yine konuşmacının kendinden katacağı zenginleştirerek tonlamalarla. İşte o zaman ancak mümkün. Ve böylece sesinizde ufak tefek değişiklikler, doğru değişiklikler yaşayabiliyorsunuz. Nedir o? Burada 4000 dolarlık bir seyahat çeki olmalıydı. George'u balayımız için ayırmıştı. Ama artık söz konusu değil. Bu yüzden mi öldürdün? Zengin olduğunu mu sanıyorsun? O Superman rolü para getirmemişti. Bill. Sana kötü haberlerim var. Kardeşin öldü. Çok üzgünüm bebeğim. Karavanın içine bir siyah mamba bırakmış. İşini bitirdim. Öldü. İstersen özür dileyebilirsin. Vay canına, mükemmel bir diz çöküş. Bir domuz çobanı için. Başını düşürme. Parmak uçları bitişik. Dirsekler içeri. Ellere ağırlık verme. Evet. Bir terapi olduğunu düşünüyorum seslendirmenin. Giriyorsunuz stüdyoya. Ve sizin yaşamınızda yaşadıklarınız ve her neyse sizi meşgul eden hepsi dışarıda kalıyor. Ve o bir başka dünyanın içine giriveriyorsunuz. Bizimkinin bir hikayemiz var. Adı Black Core Çiftliği. Tam bir felaket. Yani yarın kararını ver ve beni ara. Telefonum sürekli açık olacak. Para aramıyorum. Hiç umurumda olmadı. Ama karşılıksız da çalışmam. Hoşça kal. Ay dur. Hayır, dur.